Ankara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Tekrar iyi akşamlar. Programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Celal Tuncer, hocam sizin sözünüzü kesmiştik, reklam arası demiştik. Buyurun, söz sizde. Yani şöyle yaklaşmayayım tabii ki. Başkanımın söylediği şeylerle benim söylediğim şeyler birbirinin tamamlayıcısı şeyler. Ha, ben çok seviniyorum. Yani gerçekten işin pratiğine gelen birisiyle işin ilmini yapan birisinin aynı noktada Türkiye'nin menfaati noktasında buluşması beni mutlu ediyor. Bu bir ihtiyaç, çünkü yaklaşık 20-25 yıldır bu çeşitli toplantılara katıldığımız zaman hep böyle üniversiteden gelenle ticari alandan gelen ya da üretici kesimi zaman zaman bazı noktalarda çatıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi bu konuda iki adım ileri taşıyabilmek için birbirimizle hemfikir olup birbirimizin eksikliklerini tamamlayarak ilerlemek zorundayız. Biraz önce tabii şöyle bir şansım oldu. Başkanın bahsettiği o büyük Türkiye'nin yarıya yakın ürününü alan firma iki sefer davet etti beni. Fabrikalarını gezdim. Sorunlarını anlattılar. O zaman Türkiye'den fındık alıyorlardı. Şimdi kendileri almaya başladılar. O sorunlar çözülmediği için muhtemelen bu işlere girmeye başladılar. Çünkü biraz önce bahsettiniz. Niye muamül madde olarak biz satamıyoruz diye. Örneğin bir tane örneği vererek gireyim. Neden onlarla bir bağlantımız oluştu, fabrikalarını gezdirdiler ve sorunlarını anlattılar. Dünyaya marka değeri olarak pazarladıkları bir ürünleri var. Şimdi televizyonda ismini söylemiyorum ama birçok arkadaşımız onu biliyor. Kalite konusunda o kadar ince noktalarda hassasiyet gösteriyorlar ki ancak o sayede dünya markası olabiliyorsunuz. Çok büyük bir marka oluyor. Çok büyük bir marka. Çok büyük bir, bütün dünyada yani büyük bir marka. Yani başkan yardımcısı düzeyinde bu konuda ağırlayıp sorunlarını anlattıkları günler oldu. 2005'te bir gittim, 2001'de aynı şey oldu. Örneğin çok şikayet ettikleri şeylerden birisiydi mesela bizim fındıklardaki kalite sorunu. Evet. Yani bir onların çimichato dediği artık neredeyse sorun o kadar ciddi ki Türkiye'ye de girmeye başladı çimichato. Bir böcek zararıydı. Fındığın iç kalitesini çok ciddi manada bozuyor. Türkiye'deki sanayici arkadaşların da desteğiyle bu konuda çalışmalar yaptık. Gördük ki mesela mamul madde için yurt dışına lazerli makinalarla ya da elle seçtikten sonra bile hala o çikolata fabrikasının deposuna ürün %3'lü, 4'lü oranlarda hasarlı giriyordu. Şimdi bu %3-4 onun mamul maddesi için çok ciddi bir oran. Elle seçme şansı da yok. Bazı zararlar gizli zarar. Bunu çözebilmek için Türkiye'de çok muhatap aradılar. En son birkaç sene önceydi Sanayi Ticaret Müsteşarlığı'na aksetmişti olay. Hala o sorun mesela çözülebilmiş değil. Ama şu son yıllarda attıkları adımların bir kısmını onlara bağlıyorum. Çünkü Türkiye'de çok anlatmaya çalıştılar bunu sanayiciye. Yani biz de anlatmaya çalıştık. Yani bu ciddi bir sorun. Siz bir firmaya senede 500 milyon dolarlık örnek veriyorum ürün satıyorsanız bunun kalitesini ciddiye almak zorundasınız. Buradaki sorunu görmek zorundasınız. İşte benim bahsettiğim sorun şeyleri bunlar. Yani üzerinde duralım hassasiyetle diye. Güzel. Ama şurada başkanımla çok hemfikir olduğum bir şey var. Şunu çok yani aklımızın bir köşesinde tutup tedbirli olmak, zamanında önlem alabilmek adına. Yani dünyada Türkiye'ye rakip çıkabilir mi? Evet, çıkabilir bir gün. İnşallah çıkmaz. Bu gidişle durumumuz iyi gözüküyor. İnşallah çıkmaz. Ama bu çıkmaz anlamına gelmiyor. Çünkü yoğun bir gayret var. Biz tedbirli olmak zorundayız. Mesela hep aklıma şu gelmiştir. Buna bir ihtiyaç olduğunda görüyorum. Ve biraz önceki konuşmamızdan da çok memnuniyetle öğrendim. Gürcistan'daki gezim çalışmalarım sırasında da gördüm. Mesela Türk iş adamlarının madem ki alternatif üretim alanları diye dar da olsa Gürcistan ve Azerbaycan alternatif olarak gösteriyorlar. Türk iş adamlarının orada olması gerekir. Yani fındığı orada yerinde alıp müdahale etmesi gerekir. Yani buradaki şeyi şöyle görüyorum ben. Bu tavuk ölmeden günde bir altın yumurtlamaya devam etmeli. Evet. Ama bizim için. Evet. Yani Türkiye için yumurtladığı sürece altını sorun yok.
Ha biz bunu keselim de tavuğu bütün karnındaki altınları alalım diye bir şeye de girmeden, bu dengeyi çok iyi kurmak zorundayız çünkü. Eğer bir işten çok kar ediyorsanız, aşırı kar ediyorsanız, rakiplerinizin oluşma ihtimali çok yüksektir. Kenarda beklerler ve gözlerler. Türkiye şöyle olmalı diye düşünüyorum. Yabancılar şöyle demeli. Ya bu fındık mı? Bunu Türkiye üretir. Buna biz bulaşmayalım. Biz onlarla başa çıkamayız. Öyle adımlar atıyorlar, hamleler atıyorlar ki, ya hamleler yapıyorlar ki. Şimdi biz Gürcistan alternatif olarak, Azerbaycan alternatif olarak kısa çap şeyli de olsa, yani kapasitesi düşük de olsa göstermeye çalışırken Türk iş adamları gitti. Oradaki fındığı da kontrol altına aldılar. Oradaki ticareti de Türkler eline aldı. Yani biz bu fındık işinden vazgeçelim en iyisi dedirtmek ve ila nihayet bu bizim için. Çünkü çok büyük bir para. Gerçekten çok büyük bir para. Tarımsal ürünler içerisinde %25 yaklaşık yeri var. Biraz önce siz açılışta söylediniz. Katma değer oranı çok yüksek. Yani bu bütün para Türkiye'nin içinde kalıyor. Yani dışarı giden çok cüzi bir miktar. O da biraz kimyasal ilaçlardan kaynaklanan bir miktar. Dolayısıyla fındığın kıymetinden kaynaklanıyor endişem. Yani çok dikkatli olalım diye. Yoksa başkanımız söylediği şu doğru. Yabancı firmalar, bunu bizim yurt içindeki firmalarımız da zaman zaman diğer yani ihracatçılarımızla diğer üreticiler arasında da bu oluyor. Şu kaygı oluyor. Fiyatı belirlemek, fiyatı manipüle etmek açısından bazı yaklaşımlar olabilir. Yabancılar da yapar bunu. Yani fiyatı düşürmezseniz biz size alternatif oluştururuz diye elbette yapacaklar. Biz sadece dikkatli olacağız. Yani uzun vadeli çok uyanık ve dikkatli olacağız. Problem çok büyümeden yerinde tesis edip, tabir buraya çok uymayabilir ama başını ezmek lazım. Şimdi tam bu noktada Sayın Konukçu'ya fiyatı kim belirler diye soracağım ama onu sormadan önce öyle bir yol açtınız ki Sayın Konukçu, Sayın Tuncer'in dediği atılımı göstermeye Türk fındık sanayicisi ve Türk fındık tüccarı hazır mı? Yani Azerbaycan'da yahut Gürcistan'da veya bir başka yerde. Evet, sahayı kendi lehine kapatma girişimine Türk fındık tüccarı, Türk fındık sanayicisi hazır mı? Peşinde fındığın veya fiyatı kim belirler sorusunu da soracağım. Tabii memnuniyetle. Şimdi hocaya çok teşekkürler. Yani ben fındığın ziraatinden, üretiminden, üretimin kalitesi ilgilendirdiği için daha çok ticaretinden, ticaretiyle ilgiliyim. Yani 100 yıldır, 50 yıldır fiilen içindeyiz. Benim ailem daha uzunca süre içinde. Hocaya çok teşekkür ederim. Şimdi biz ne yapmalıyız veya bizim bilim adamlarımız ne yapmalı? Bence bilim adamlarımız, herkes görevini yapmalı. Yani ben İşte üretimle ilgili alanlarda fazla iddia sahibi olmamalıyım. Bilim adamımız da ticaretiyle ilgili. Hocam bunu çok güzel tespit etti. Şimdi birim arazide verimin artması. Türkiye mutlaka birim arazide verimi artırmalıdır. Kesinlikle. Arazi artmıyor. Yani bugün 70-80 kilo, 90 kilo ortalama dönümde alıyoruz. Bunu 100-150 kiloya çıkartmalıyız. Hala orada mıyız? Evet, oradayız. Yani hocam, ortalama 100 kilo 100 ama kilo. Bu tabi batı bölgelerindeki orada, yüksek oranlardan kaynaklanıyor. Yoksa doğuda daha düşük. Doğuda 100 daha kilo düşük. Ama biz bunu 150-200 kiloya. Amerika 250 kilo civarında. 150-200 kiloya satabiliriz. Şimdi hocam, şimdi pazarlama sorunu yok fındığı. Yok. Yani burada kimse bir şeye takılmasın. Çünkü biz fındığı mamul olarak satmıyoruz. Efendim reklam, ya reklam sorunu yok. Markanın reklamı yapılır. Biz fındığı hala yarı mamul olarak, ham madde olarak satıyoruz. Dolayısıyla ham maddenin reklamı yapılmaz. Yani o kadar reklam olduk, çerez olarak tüketilen %1-2 noktasında. Reklam markanın, yani tüketicinin doğrudan raftan satın alacağı malın reklamı yapılır. Dolayısıyla Türkiye mamul yapmıyor. Yani Türkiye'de bir pazarlama sorunu yok. Fındık kullanılan mamullerin reklamı da bütün dünyada bolca yapılıyor ve tüketimi artıyor. Şimdi düşünün, yani bu firmanın çikolatasında 100 gramlık çikolata da 15 gram şeyimiz var, fındık var. 10 tane satıyor.
Demek ki 150 gram fındık satıyor. Bu 20'ye çıktığı zaman 300 gram fındık satıyor. Yani fındıklı mamullere olan talep özellikle önümüzdeki son 3-5 yılda inanılmaz derecede arttı. Artmaya devam edecek. Türkiye'nin bugün ürettiği işte rekorte yüksek fiyatı bunların hepsi yalan. Yani doğru şeyler değil. Türkiye rekoltesini çok artırmalı. Arazi artmıyor, arazi genişlemiyor. Köyde nüfus kalmadı, toplayacak adam bulamıyorsunuz. Bugün işte yevmiyenin 60-70-75 liraya çıktığı falan söyleniyor. Sadece 5 lira toplama maliyeti biner fındığa. Bulamıyorsunuz. Biraz evvel rakamları verdim. Yani geniş coğrafyaya ve geniş nüfusa ihtiyacınız var. Hele kişi başında milli geliriniz 20-25 bin dolarlara çıkarsa inşallah fındık toplayacak insan hiç bulamayacaksınız. Hele o 70-80 derece meyilli arazide yukarıdaki ağaca belinize ip bağlayacaksınız, ağaca bağlayacaksınız, 15 kilo fındık toplayacaksınız. Geçmişteki fındık fiyatları faciaydı. Bugün yüksek mi değil mi onu konuşuruz. Yani bir neye göre yüksek neye göre değil o ayrı bir tartışma konusu. Ama %100 katılıyorum. Türkiye 1 milyon ton fındık üretmeli. Önümüzdeki 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda bu mevcut arazide dönüm başına 100 kilo yerine 200 kilo almalı. Üretmesin deseniz de üretiyor köylü. Hayır köylü üretemiyor. Artmıyor rekolte artık. Rekolte artmıyor. Arazi genişlemiyor artık. Yani fındık dikilen arazi artık genişlemiyor. Yani köyde insan kalmadı. Toplayacak insan bulunamıyor. Fındık zay oluyor. Geçmiş yıllara göre çürük oranları falan fındıklarda daha fazla çıkmaya başladı. İklim değişiyor. Yani şehirleşme fındık arazilerini azaltıyor. Dolayısıyla hocamın ve bu konuda çalışanların yapması gereken şey biz 100 kilo yerine tedricen 120, 130, 140 dönümde 200 kilo alabilmeliyiz. Türkiye 1 milyon, 1,5 milyon ton fındık üretmelidir. Türkiye önümüzdeki 5-6 yılda burada işte bu kayıtlar duracak. Benim 30 yıldır fındıkla ilgili söylediğim her şeyi beni zaman doğruladı. Bütün öngörüleri doğru çıkmış bir adam olarak burada konuşuyorum. Onun için de rahat konuşuyorum. Telaşım, sıkıntım, heyecanım yok. Söylüyorum önümüzdeki 5 yılda, 6 yılda Türkiye 400 bin ton, 500 bin ton iç fındık ihraç edecektir. Ve bu fındık yok. Dünyadaki artık tüketim üretimden fazla. Ha, biz o halde birim arazide verimi artırmalıyız. 1 milyon kiloya, 1,5 milyon kiloya çıkarmalıyız. Ve biraz evvel söylediğim gibi Türkiye mutlaka, şimdi Türkiye'nin ürettiği fındıktan en iyi mamülü İtalyanlar, Almanlar biz yapmalıyız. Bakın biz 200 bin ton, 300 bin ton, 400 bin ton, 200 bin ton iç fındığı işlersek fabrikalarımızda buradan 1 milyon ton fındıklı mamül yaparız. Buradan 5 milyar dolar döviz girdisi sağlarız. Onlar pazarlıyorlar. Biz dikkat edin ithal ettiğimiz ürünlerin hepsinin içinde satın aldığımız o tabletine 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar ödediğimiz ezmelerin 100 gramına 200 lira, %50'si fındık dediğim o ürünlerin hepsinin içindeki fındık bizim fındığımız. Yani biz fındığı ham madde satıyoruz. Türkiye artık büyük bir ülke. Yani bunları yapabilecek bir ülke. Türkiye bugün Avrupa'nın 3 büyük ülkesinden biri. Yani milyar dolar, trilyon dolarlar ekonomisi olan bir ülke. Bunları yapabilir, bunu yapmalıdır. Ha, bugüne kadar verdiğimiz kavga, ihraç ettiğimiz natürel fındığın, işte yarı işlenmiş fındığın değerini muhafaza etmekti. Artık üretici fındığının değerinin ne olduğunu anladı. Yani fındığına hakim, fındığına sahip. Yeterince hakim mi? Şimdi değişik açıklamalar yapılıyor. Fındık fiyatı düşecek ver fındığını. Hayır fındık fiyatı yükselecek verme fındığını. Ve ortaya bir emanet kavramı çıkıyor. He. Nedir bu emanet kavramı? Şimdi fındık fiyatı şu. Ben geçtiğimiz yıllarda da söyledim. Fındık fiyatının artması biraz Ankara'da, İstanbul'da fındık Türkiye'de artık iyi tüketiliyor. Yani öyle söylenen rakamların üzerinde tüketiliyor bence. 4-5 tane firma 40-50 bin ton fındık işliyor, fındıklı mamul yapıyor. Ama bu yetmez, 200-300 bin ton olmalı. Çerez olarak da bir hayli tüketiliyor şu şeylerden sonra.
İstanbul'daki, Ankara'daki tüketici bundan biraz şikayetçi. Diyor ki ya fındık çok pahalı, 60 lira, 70 lira falan. Ama kestane de pahalı. Taksim Meydanı'nda 100 gram kestaneyi 10 liraya satıyorlar. Şimdi bu doğru. Ama şunu unutmamak lazım ki Türkiye fındığının %80'ini ihraç ediyor. Onun için fındığın fiyatının artması Türkiye'nin aleyhine değil. Türkiye'nin lehine. Türkiye fındığı ihraç ediyor. Yani Ordu'dan sadece İstanbul'a, Ankara'ya satmıyor. Almanya'ya satıyor, İngiltere'ye satıyor, İtalya'ya satıyor. Onun için fiyatın artmasından çok rahatsız olmamak lazım. Dünyada ürettiği fındığın, ürünün %80'inin fiyatı arttı diye bundan rahatsızlık duyan başka bir ülke veya ülke vatandaşı göremezsiniz. Fiyat arttı, arttıysa arttı, çok iyi arttı, inşallah artar. Yani artmasından niye şikayetçi oluyorsun? Şimdi geçtiğimiz yıllarda bunları yaşadık. Fındık 3 dolar olursa satılmaz, 4 dolar olursa satılmaz. İtalya gelir, İspanya gelir, Almanya gelir, Romanya gelir, Yunanistan gelir. Fındık geçen sene 17 dolara satıldı. Üstelik ne kadar varsa o kadar satıldı. Daha olsa daha da satılacaktı. Fındık çok değerli, biraz evvel anlattığım gibi. Fındık işleyen firmaların karları milyarlarla euro. Efendim ciroları milyarlarla, 10 milyarlarla euro. Fındıklı mamul, fındık çikolata sanayinin, fındıklı çikolata lokomotif ürünüdür. Besin değeri itibariyle. Ben daha önce de söyledim. Şimdi bir ürünün fiyatını kim tespit eder? Bir ürünün fiyatını onu kim üretiyorsa o tespit eder. Yani mesela yıllar önce de söylemiştim. Mercedes otomobili gidip de ben bu Mercedes'i 80 bin euroya değil 60 bin euroya alacağım diye alıcının söyleme şansı var mı? Veya ne bileyim herhangi bir vitrinde, herhangi bir bankadan gidip herhangi bir vitrinde, herhangi bir ürünün fiyatını gidip ya sen buna 100 lira yazmışsın, ben bunu 50 liraya alacağım deme şansı var mı? O şansı yok ama kalkıp da bir daha düşük segmentte bir markanın da Mercedes fiyatına satacağım iddiası olmaması işte, lazım. Şeyin, işte onu biraz evvel söyledim. Fındığın bir, ileride hocamın söylediği, saygı duyarak şey yapıyorum. 50 yıldır bu şeyleri dinlediğim için, bu iddiaları dinlediğim için, bu iddiaların yalanlandığını gördüğüm için söylüyorum. Bir, Türkiye'nin fındıkları rakibi yok. En azından bugün için. En azından bunun için. Yarın için olur olmaz tedbir alınır alınmaz. Önümüzdeki 1-2-3 yıl içinde var görünmüyor. Çünkü bugün herkes fındık dikmeye baksa fındık 7 sene 8 sene sonra olacak. Yani 8 sene sonra Azerbaycan'da 50 bin ton fındık artacak diye ben 15 dolara satacak fındığımı 5 dolara satmamalıyım diye düşünüyorum. İki, fındığın yerine ikame edilecek herhangi bir ürün yok. Niye yok? Şimdi bir zamanlar badem dediler, keşu dediler. Şimdi efendim badem, fıstık dediler. Badem fiyatlarının 6 dolar olduğunda fındık 2 dolara satıldı. Eğer bademin yerine fındık, fındığın yerine badem ikame edilebiliyorsa fındık, badem niye 6 dolara satılıyordu? Badem fiyatları da çok düşük değil. Fıstık hele şey değil. Şimdi siz sanayide bir standardı olmayan malı işleyemezsiniz. Başka bir şey de biraz evvel söyledim. Fındıkla fındığın kullandığı mamullerin şeyi %50'si şekerdir diye. Yani 48'dir, 55'dir falan. 2000 yıl evvel Çin'de pazarlarda kadınlar bizim şeylere benzer şeylerdi. Pazarda fındığı ezip şeyle kavurarak, şekerle kavurarak satıyorlarmış. Bu belgelerde var. 2000 yıldır şekerle fındığın sağladığı uyumu, şeker hiçbir ürünle sağlayamadı. Yani şekerle şeyin, fındığın uyumu 2000 yıldır, bugün de hala devam ediyor, bu bir. Besin değeri itibariyle baksınlar, işte bilim adamları şeyler bakarlar. Fındıktaki D vitamini, E vitamini, B vitamini alabildiğine zengindir. Ben hep söylerim. Dünyada adam başı 70 fındık düşüyor. Bugünkü rekortaya göre hesap et. 70 adet. Biraz şey gelebilir size, az gelebilir ama hesabını yaparsanız o çıkar. 70 adet. Yani herkes günde bir senede 70 tane fındık yese. Şimdi bu fındık Amerikalıların olsaydı
Bunun her birini bir paketin içine koyardı, süslerdi. Tanesini bize bir dolardan satardı. Fındık o kadar değerli bir üründür. Yani değerli olmasaydı geçen sene yalvara yakara fındığı 17 dolara almazlardı. Bir kilo fındık 22 liraya satılmazdı. Dolayısıyla fındığın fiyatını üretici tespit edecektir. Bu yıl da öyle oluyor. Yani üretici karar verecek fındığın fiyatını. Alıcı karar veremez. Alıcı bundan nasıl olsa para kazanıyor. Ne olursa olsun. Dediğim gibi o %80'lik hamuru o %20 ile değer haline getiriyor. Buna şimdi piyasa ne diyor? Efendim fiyat düşecek. Yani fiyat düşebilir. Nasıl düşer? Üretici eğer bu fiyatı kâfi görüyorsa, geçen yıl kaç paraya sattığını unuttuysa, elindeki malı getirir, pazara verirse, pazara getirirse fındığın fiyatı bir süre düşer ama bir süre sonra gene artar. Ama üretici malına sahip çıkarsa, derse ki ulan bu mal benim malım, yani bunun fiyatını ben tespit edeceğim, ben bunu şu fiyata satacağım derse fındığın fiyatı artar. Buna hiç kimse mani olamaz. Buna hiç kimsenin mani olmaya gücü yetmez. Çünkü yani sanıyorum toplam çikolata sanayinin şey 100 milyarlarla euro ciroları var. Sadece bir firmanın 20 milyar euro çikolata üreten, fındık kullanan bir firmanın 20 milyar euro cirosu var. Bu fındık kullanmazsa bu işi yapamaz. Şimdi sayın konuşucu, ben buraya gelmeden şöyle internette bir bakındım. Ordu'da Ordu TSO Meclis Başkan Yardımcısı Evren Enginyurt, üretici direnirse fiyat artar diyor. Ancak piyasaya fındık akmaya başlarsa fiyat düşer diyor. Doğru. Giresun'da Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, rekolte tahminler gerçeği yansıtmıyor. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim, devam et. Rekolte ne olursa olsun yetmeyecek. Ben Kaldı ki rekolte tahminden az. Şimdi bunlar bak. Sevgili Osman. Şimdi şöyle diyor. 20 yıldır harmanlar boş diyor. 20 yıldır, 30 yıldır daha önce şunu söylüyorlardı. Gençler hatırlamaz da. Fisko Birliği'nin depoları dolu. Devletin parası yok. Fisko Birlik fındık alamaz. Mal alamaz. Fiyat düşer. Efendim siz pahalı derseniz İtalya artar, İspanya artar. Efendim Yunanistan artar. İşte şurası fındık diker, burası fındık, pardon fındık diker. Hatta bir ara Odalar Birliği Başkanı fındık ekerler demişti. Dedim ki yani o zaman sen de Kayseri'ye ek. Şimdi bunların hepsi üreticinin elinden fındığını daha ucuza aldırmak için uydurulan iddialardır. Bu iddiaların yalan olduğu önümüzdeki 3-5 yıl içinde özellikle geçen yıl ortaya çıkmadı mı? Yani bunu üretici görmedi mi? Bunu eğer üretici görmediyse, yani fındığını kontrol ettiği takdirde arzı 20 liraya satabileceğini görmediyse, fındığın fiyatı tabii arkadaşlarımın söylediği doğru düşer. Yani ama Nurettin Karan şunu da diyor. Hiç kimse çuvala girmeyen ürün üzerinden pazarlık yapıp üreticinin emeğine kafasına göre değer biçmesin. Çok doğru. Şimdi şöyle. Şimdi ben konuşuyorum piyasadaki arkadaşlarla. Adam Ağustos'un başında oturuyor. Eylül'de alacağı fındığı satıyor. Ondan sonra daha ucuz almak için manevralar yapıyor. Düşecek diyor fiyat. Birbirlerini etkiliyor bunlar. Yahu kardeşim yani düşecek de malın sahibi sen değilsin. Şimdi bugün herkes fındık satmış. Büyük firmalara biraz da tehdit de almışlar onlar. Yani verin yarın fiyatı düşüreceğiz bilmem ne edeceğiz diye. Ama kardeşim yani fındığı satanın fındığı yok ki. Fındığın sahibi ne diyor buna ya? Fındığın sahibi üretici. Şimdi ben de hakikaten gideceğim kendime bir ev alacağım. Yani şeyden 20 bin dolara 30 bin dolara da ama o inşaatı yapan adam bana onu vermeyecek. Yani malın sahibi malı üretendir. Şimdi üretenin fındık efendim düşer korkusu da yoktur. Dayanma gücü var mı üreticinin? Ya tabii var, dayanma gücü olmaz olur mu? Fazlasıyla var. Yani üretici artık Türkiye milli gelirden bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Yani 2000 dolar 3000 dolar değil 8-10 bin dolar milli gelirden pay alan bir ülke. Türkiye 50 yıldır büyüyor ama giderek son 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır daha da büyüdü. Yani
Türkiye büyük bir ülke oldu. Yani 1 trilyon dolarlık ekonomisi var. Her yıl 1 milyon ev satılıyor, 1 milyon araba satılıyor. Bir sürü huzursuzluk var, çelişki var, yarın kötü olacak. Efendim çok dengeli gitmiyor falan filan ama üreticinin bunu tutabilme gücü var. İhtiyacı olduğu kadarını getirir. Bir çuval fındık getirir, kurbanını alır. Bir çuval fındık getirir, okul ihtiyaçlarını alır. Fındığa güvenmesi lazım, inanması lazım. Üretici getirmezse yani fındığın ne olacağını Allah bilir. Galiba Sayın Tuncer'in de bu konuda söyleyeceği sözler var. Hocam buyurun. Tabii geniş bir alanda konuştuk ama başkanım söylediği çok kritik şey vardı. Bir tanesi çok önemli özellikle. Ben buraya not etmişim zaten fındığın sorunu diye başlarsak olaya ben ana maddeler olarak ne söyleyeyim diye. Biri verim demişim. Başkanım söyledi verim çok düşük. Bahçeler son derece bakımsız. Yani normalde dikim alanlarını değiştirmeden bile bunun 1,5 katı kadar fındığı rahat üretmeniz gerekir. Evet. Bahçeler perişan. Üretmeliyiz de. Kesinlikle yani bu şeyi en can alıcı sorunlardan birisi bu. Yani 60 kilo 50 kiloya kadar düşen yerler var dekar ama ortalama alıyorsunuz 100 kilo falan. Amerika'nın işte bu konuda istatistikler de çok belli bir noktada birbirini doğrulamıyor ama Amerika'yı ben hatırlıyorum. 250 kiloya yakın falan. 220 kilo falan. İtalya yine yani 160-180 kiloları rahat görebiliyor. Şimdi Türkiye'nin bu konudaki şeyin düşük olduğu çok açık ve net. Şimdi bu yetiştiricilik sorunu kaliteyi de çok olumsuz etkiliyor. Tabii. Bahçeye doğru, iyi bakılmıyor doğru, çünkü. Kalite etkiliyor. Ama çok daha can alıcı bir noktaya değindi ki benim en çok endişe ettiğim geleceğe yönelik şey şu. Hasatın elle yapılmasının birkaç, belki 5 yıl sonra, belki daha yakın getireceği maliyetleri ne kadar kaldırabileceğiz? Çünkü şu anda makineyle hasat yapmıyoruz. Evet. Şimdi şeyde İtalya, İspanya epeydir makineyle başladı. Yani onlarda geçmişte bizim gibi elle yoğun bir emek vardı ama bu fındık öyle bir şey ki ben İtalyan çiftçileriyle beraber oturup kalktım. Yani bütün size ilk soracakları şey hele ki Ağustos ayı yaklaşmışsa kulaklarında şeyli radyodan Türkiye'de fındık kaç lira olacak bunu hocam, heyecanlar. Sözünüzü kesiyorum. Bu arada Sayın Necdet Gürsoy'la arkadaşlarımız telefon irtibatı kurdular galiba. Hatta mı Sayın Gürsoy? Sayın Gürsoy. Evet hattayım. Sayın Gürsoy hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Katılımcılara da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Gürsoy. Vaktimiz de daraldı maalesef. Sizinle telefon bağlantısını geç kurduk. Galatasaray'ın da maçı var. Son 15 dakikadayız. Ben sözü hemen buradan kesiyorum. Size bırakıyorum. Buyurun Sayın Gürsoy. Necdet iyi akşamlar. İyi akşamlar Lokman abi. İyi akşamlar Celal Bey. İyi akşamlar Necdet Bey. İyi akşamlar. Şimdi tabii ki gerçekten bu akşam... Sayın Gürsoy, oradaki televizyonun sesini kısarsanız, oradaki televizyonun sesini kısarsanız daha iyi anlaşacağız. Şimdi ben de bu akşam televizyonda ve şu anda sizleri izliyorum. İlk önce tabii ki benim değinmek istediğim şey şu. Gerçekten bir ürünün gerçek sahibinin bence de üretici olması gerekiyor. Niye üretici olması gerekiyor? Çünkü... bir ürün eğer üretiliyorsa, bu üründe bir emek varsa, bu emeğin karşılığı da alınacaksa, bu emeğin karşılığının bedelini de bence malın sahibi tespit etmesi gerekir. Tabii ki maalesef Türkiye'de hiçbir tarım ürününün bugüne kadar bir sistemi olmaması, politikalarının olmaması, aynı şeyde de bugün baktığımız zaman fındık ürününün özellikle lider bir ürün olması, ve hala da bir politikasına kavuşmaması tabii ki her zaman rekoltelere göre fiyatın oluşmasına bence sebebiyet verdi. Bu arada Lokman abiye şöyle katılıyorum. Gerçekten bizim bölgemizde baktığımız zaman fındık ağaçlarının ortalama yaşları %70'inin 70 ile 100 yaş arasına geldiği, ne kadar bu üreticinin bu ağaçlara bakım da yapsa, imar da verse, artık bu imarı almadığı ve ortalama dekar başı 100 kiloyu geçemediğini görüyoruz. Tabii ki bunu bir Bafra Ovası'na yaydığımız zaman bu rakamın 200 kilo olduğunu,
Batı Karadeniz'e geçtiğimiz zaman bu rakamın 150 ve 200 kilo arasında değiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun sebebini de bahçelerin genç olmasına bağlıyoruz. Şimdi dolayısıyla mutlaka Doğu Karadeniz'deki üreticinin teşvik edilerek, bu yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden bana göre gençleştirilmesi gerekir. Ki bugün baktığımız zaman geçmişe göre devamlı artan bir tüketim var. Ve artan bir ihracat rakamı var. Hem iç piyasada hem dış piyasada fındığını artık Türkiye rahatlıkla pazarlayabiliyor. Dolayısıyla fındığın fazlalığından hiçbir zaman korkmamak lazım. Burada yapılacak şey her şeyden önce fındığın sahibi olan üreticiyi gerçekten kuvvetli tuttuğumuz zaman, ki baktığımız zaman bu seneki portrede bu, bakıyoruz insanlar fındığını getirdiği zaman bahsedilen 10.5 TL'lik rakamı beğenmeyip bekleme direncine girdikleri ve fiyatın artacağına inandıkları görüşüyle beraber bugün fındıklarını satmıyor. Ya serbest piyasada emanete bırakıyor veyahut da kendi bünyesinde fındığını saklama cihetine gidiyor. Bu neyi gösterir? Artık üreticinin eski bir üretici olmadığını, bugün Türkiye'de rahatlıkla 300-350 bin tonluk bir rekolteyi kendi bünyesinde saklayabileceğini gösterir. Bu tabii ki bence gayet iyi bir işarettir. Ama bugün maalesef baktığımızda emanet sisteminde bir yanlışlık vardır. Bugün bence serbest piyasada emanete de fındık gelmemesi gerekir. Neden gelmemesi gerekir? Çünkü eğer emanete gelen fındık serbest piyasada tüccarın veyahut da sanayicinin eline geçtiği zaman bir noktada bu fındığı tabii ki kullanma şansını elde etmiş oluyor. Halbuki bugün ziraat odaların beyanat verirken fındığı emanete getirmeyin diye üreticiyi yönlendirirken bunun da bana göre çözümünü üretmesi gerekir. Bugün devletin artık resmi depolarına üreticilerin fındık götürmesi gerekir. Ve bu depolardan, ki bahsetmiş olduğum lisanslı depoculuktur ve bu depolardan almış olacağı kağıtla, kıymetli kağıtla, evrakla beraber fındığını istediği şekilde satma şansına sahip olmalıdır. Bunun yanında artık baktığımız zaman iç piyasada ciddi bir tüketime ulaşıyoruz ve dışarıda devamlı artan bir ihracatımız var. Ama benim bu konuda en fazla üzerinde durduğum şey, fındığın sistemi olmadığı müddetçe fındık her zaman istikrarsız bir şekilde bir fiyat politikası gütmeye de yahut da yaşamaya da mecburdur. Çünkü istikrarı sağlamak istiyorsak, örneğin ben bir sanayici olarak bugün Avrupa'ya 3 sene vadeli veyahut da 5 senelik bir kontrat yapma şansım yok. Niye yok? Bakıyorsunuz ki fındık 3 ayda 50 şekle giriyor. Ama dediğim gibi sistemine kavuşmuş olursa ve dediğim gibi de eğer istikrarına kavuşulmuş olursa uzun vadeli insanlar hem sanayici rahat eder, hem üretici rahat eder, hem de en önemlisi karşıdaki nihai tüketici yahut da sanayici de aynı şekilde endişe duymadan uzun vadeli fındık alma imkanını bence elde etmiş olur. Yani burada özetle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle fındıkla bir sistem kurulmalı ve fındığın dediğimiz gibi üretici, sahip olan üreticinin bence güçlü bir şekle getirilmesi gerekir ve güçlü olduğu sürece de fiyat politikasında istediğiniz gibi idare edecek kesimde o olmuş olabilir. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söylemek gerekirse, bugün fındık eğer bir politikasına kavuşursa bence çoğu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Sayın Gürsoy, çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkılar verdiniz. Sayın Gürsoy'a söyleyeceğiniz herhangi bir söz var mı? Hayır, Sayın yani Necdet'in %100 katılıyorum söylediklerine. Ne üretici tüketici, esasen üreticiyle tüketicinin bir sorunu yok ki, aradaki bu şeyler var. Ne üretici tüketiciyi istismar etmeli, ne tüketici üreticiyi istismar etmeli. Fındığın belli bir istikrara kavuşması ve sanayicinin uzun vadeli hesap yapabilme şansına sahip olması lazım gelir. %100 katılıyorum. Sayın Tuncer, Necdet, teşekkür ederim. Sayın Tuncer, sizin Sayın Gürsoy'a söyleyecek herhangi bir şeyiniz var mı? Necdet Bey, verdiği güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de hem Lokman abiye hem de Celal Bey'e teşekkür ediyorum.
Kusura bakmayın Lokman abi diyorum çünkü çocukluktan beri Lokman abi de baban arkadaşım da tabii. Yaş tabii peki çok. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Gülsoy, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Sayın Gülsoy'u ben yeterince size aktaramadım. Fındıkçı bir ailenin evladıdır. Rahmetli babası iyi bir fındık tüccarıydı. Kendisi sanayici sıfatında taşıyor. Ordu Ticaret Borsası'nın eski başkanı, Ulusal Fındık Konseyi'nin eski başkanı ve değerli katkılar verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Birazdan Galatasaray maçı başlayacak. Neredeyse milli maç diyecektim. Sayın Hocam bir iki dakika hemen alayım. Sayın Kondakçı'ya son bir soruyu soracağım. Buyurun. Şimdi biraz önce sıralamaya çalıştım. Fındığın sorunu yok değil, var ama bizim açımızdan, hani üretim açısından var. Ticari açıdan yok, üretim açısından sorunu var. Hocam ben de katılıyorum. Haklısın. Evet. Yani bir verim, ciddi bir verim sorunumuz var. Kalite sorunumuz var. Sürdürülebilirlik uzun vadeli, bir daha söylüyorum, çok uzun vadeli. Telaş edecek hiçbir şey yok ama uyanık olmak ve Lokman Bey'in söylediği çok can alıcı bir şey var. En can alıcısı belki kısa vadeli olarak bu. Bu da hasat sorunu. Yani bir süre sonra bu sene 70-80 liraya çıkmış işçilik fiyatlarıyla, hele ki bazı sebeplerle fındık toplamaya eleman bulamazsanız bir süre sonra, makineyle hasat etme şansınız da olmaz ise, fındık bahçelerini de bir günde söküp yenisini dikme şansınız yok ise, ki bu mümkün değil, bu hasat sorununu kısa gelecekte hem maliyet açısından hem iş gücü temin açısından nasıl çözmeyi düşünüyoruz? Hocam çok, işte bunu hocam, çözün bakın yani. Çok can alıcı bir şey. Şu Galatasaray maç olmasa ben bunu uzun uzun size sorayım ama. Bunu siz çözeceksiniz bunu, yani çözün. Bu tabii araştırma yönlü bir şey. Şöyle bir ilerlememiz var. Termede bir arkadaşımız fındık makinesini şu anda yaptı çıkardı. Türkiye şartlarına uygun makine ama Türkiye'deki arazi yapısından dolayı her yerde çalışma şansı sıfır. Çünkü bahçelere gittiğiniz zaman standart bir bahçe bulma şansınız neredeyse yok gibi. Hocam Galatasaray maçı başlıyor. Sayın Kondakçı tamam, son soru ne olur çok kısa. Fiyat ne olur? Çok net bir soru. Yani üretici fındığına sahip çıkarsa geçen sene ne olduysa ondan da daha yüksek olur. Çünkü dolar epey arttı. Geçen seneki dolar fiyatını yakalarsa herhalde fındık 20-25 bin liraları bulurdu kilo kabuklu fındık diye düşünüyorum. Sahip çıkarsa bu değeri bulur. Başka söyleyecek bir sözünüz yoksa. Efendim yok, çok teşekkür ederim. Ben, sağ olun. Ben siz herkese de teşekkür ediyorum. Ben Sayın Necdet Gürsoy'a da teşekkür ediyorum. Ben Haber Aks TV yönetimine de, teknik ekibine de, onlara bu imkanı sağladığı için, bu gençlere emek verdikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı bir oturum oldu. Üç ayrı insanın aynı noktalarda birleşmesi ve geleceğe yönelik çok iyi mesajlar vermesi beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta çok değerli konuklarla, çok önemli bir başka konuda, Karadeniz'i çok yakından ilgilendiren bir konuda bu stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Yeni bir programa kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın efendim. İyi geceler. Yepaş, Osman Kara'yla Farklı Bakış'ı sundu.